Selamlar. Tekrar soru çözümünde birlikteyiz. Öğrenme psikolojisini konuşacağız ve hatta öğrenme psikolojisinin son başlığından bahsedeceğiz. Bilişsel yaklaşım. Bilişsel yaklaşımda ÖSYM genelde bilgiyi işleme kuramı ve algı yasalarını sormaya çalışıyor. Ama şöyle baktığımız zaman zaten çok da bir başlık yok. Gestalt yasaları var, algı yasaları, onun dışında öğrenme türleri var. İşte bilgiyi işleme kuramı var, alan kuramı var, üretici düşünme var. Bu başlıkları konuşacağız. Genelde de işte bilgiyi işleme kuramından iki, algı yasalarından bir ya da sorarsa öğrenme türlerinden de soru gelebiliyor arkadaşlar. Onlara tek tek değinmeye çalışacağız hep birlikte. Şimdi ilk sorumuzdan başlayalım isterseniz. Sorum şöyle, kısa süreli bellekli bilginin kalma süresi sınırlıdır. Bilginin kısa süreli bellekte kalma sürecini uzatan bazı yöntemler vardır. Açık tekrar, örtük tekrar, eklemleme, bellek destekleri ipuçları. Yukarıdaki yöntemlerden hangileri kısa süreli bellekte bilginin kalış süresini uzatmak için etkili bir yöntemdir diye soruyor. Şimdi bellekleri konuşacak olursak aslında ÖSYM bu belleklerle alakalı gerek bilgi gerekse örnek üzerinden sorular karşımıza çıkarttı geçmiş yıllara baktığımız zaman. O yüzden burayı hem teorik olarak bilmek lazım hem de bunu örneğe dönüştürmek gerekiyor arkadaşlar. Şimdi kısa süreli bellek bizim aslında bilgi işlediğimiz bellek alanıdır. Burada bilgi işlenirken hem kapasite anlamında bir sınır vardır hem de bilgiyi işleme süresi anlamında bir sınır vardır. Bir bilginin ya da bir uyarıcının burada işlenme süresi arkadaşlar 20 ila 30 saniye kadardır. Yani 20 ila 30 saniye kadar burada kalabiliyor işlenen bilgi. Ve buraya gelen bilgiler süre anlamında evet bir sınırlı işleme süresine sahiptir. Ama biz isterse kısa süreli bellekte bu süreyi uzatma imkanına da sahibiz arkadaşlar. Zaten bilgiyi işleme süreciyle alakalı iki tane teknik kullanılıyor. Biri tekrar yöntemi, diğeri kodlama yöntemidir. Tekrar kullanmamızın da iki tane amacı var. Birinci amacım var olan bilgiyi kalıcı hale dönüştürmektir. Uzun süreli belleğe depolarken ya da eğer bilgiyi kısa süreli bellekte daha çok tutmak istiyorsak, onu kullanma aşamasında orada daha çok kalmasını istiyorsak o bilgiyi tekrar ederek de bunu yapabiliriz ki tekrar biz dört farklı şekilde kullanıyoruz aslında gündelik hayatta. Biri açık tekrardır. Açık tekrar bir bilgiyi sesli olarak tekrar etmek demektir. Bir diğeri örtük tekrar. Örtük tekrar bilgiyi zihinde tekrar etmek demektir. Diğer bir tekrar yöntemi bir kitabı okurken önemli yerlerin altını çizmek demektir. Bir diğeri ise arkadaşlar yazarak çalışmaktır. Yani ezber yapman gereken bir kelime, kavram, tanım bu varsa bunu hiç değiştirmeden başka bir kağıda yazabilmek demektir. Yani biz tekrar da bilginin orijinalliğini hiç bozmadan ve kendi öznel bilgimize hiç dönüştürmeden o bilgiyi nesnel şekilde işleyip ezber yapmaya çalışıyoruz kısacası. Bu yüzden biz evet kısa süreli bellekte 20 ila 30 saniye kadar tutarız bilgiyi ama istersek iki farklı tekrar metoduyla diğer tekrar metotları da bunu sağlar. Bilginin kalma zamanını uzatma şansımız var. Mesela işte biri sana telefon numarasını verdi. O an hemen yazamadın. Yazıncaya kadar aklında kalmasını istiyorsan telefon numarasını sürekli sesli veya zihninden tekrar etmeye başlarsın. Mesela aradan 2 dakika geçtikten sonra eğer sen 2 dakika boyunca tekrar kullandıysan kısa süreli bellekten o bilgi silinmemiş oluyor. Onu yazabilme ihtimali olabiliyor. Ama tekrar yapmadığımız zaman zaten bilginin kalma zamanı 30 saniye kadar olduğu için bilgi tekrar kısa süreli bellekten silinmeye başlanıyor. O yüzden biz bu tekrarla kalma zamanı uzatmış oluyoruz. Eklemleme ve bellek destekleyici ipuçları var. Şimdi eklemleme aslında bir kodlama metodu. Yeni gelen bilgiyle mevcut eski bilgilerimiz arasında bir bağ kurarak o bilgiyi genişletme özelliğini kullanıyoruz. Zaten genişletici tekrar diye de kullanılan bir başlıktır. Eklemlemede dolayısıyla bilginin sarmallanması söz konusu. Daha genişletme sürecini kullanmak söz konusu. Bellek destekleyici ipuçları da alt başlıklara sahiptir. İşte akrostiş, akronim, askı sözcük, yerleşim yöntemi gibi. Onları da birazdan sorularımızda konuşacağız arkadaşlar. Dolayısıyla iki farklı yöntem bilginin kalma zamanını uzatıyor. Bir de şuna değinmek istiyorum. Kısa süreli bellekte hem sürede bir sınır var hem de işlemeye çalıştığımız bilginin birim olarak bir sınırı var. En az 5, en fazla 9 birimlik bilgi alabiliyor arkadaşlar kısa süreli bellek. Bu birim nedir hocalarım? Birim de bizim bilgiyi işleme sürecine dahil ettiğimiz uyarıcı. Yani o bir sayı olabilir, sayı öbeği, kümesi olabilir, kelime olabilir, cümle olabilir, harf olabilir, hece olabilir. Yani o an işlediğin şey senin için birim oluyor ve en fazla 9 birim girebiliyor. Peki ben istersen birim miktarını artırabilir miyim?
Evet, bunu da yapabiliyoruz. Bunu yapmamızı sağlayan şey de arkadaşlar örgütleme yöntemidir. Diğer adıyla gruplandırma yöntemidir. Var olan karmaşık ve uzun bilgileri kendi içerisinde sistematik bir kategoriye soktuğumuz zaman, yani grupladığımız zaman o bilginin birim sayısı da azalmaya başlıyor. Mesela biz telefon veya kimlik numaralarımızı genelde aklımızda üçerli, ikişerli gruplar haline çevirerek tutmaya çalışırız. Çünkü 11 haneli bir telefon numarası veya 11 birimlik bir kimlik numarasını zaten zihninde yerleştirmekte zorluk çekiyorsun. O yüzden onu böyle üçerli, ikişerli gruplara dönüştürerek birim sayısını küçültmüş oluyorsun. Yani 11 haneli bir telefon numarasını ikişerli, üçerli gruplara ayırdığın zaman o 4 birime, 3 birime düşmeye başlıyor. Bu da kapasite anlamında kısa süreli belleğin kapasitesinin de genişletildiğinin bir göstergesidir. Kapasiteyi genişleten şey örgütlemedir. Bilginin kalma zamanını arttıran yöntem de arkadaşlar tekrar yöntemi demektir. İki şeyi de belki isteyebilirler sizden, aklınızda olsun. Bir diğer sorumuz da şu: kısa süreli bellek hem duyusal bellek hem de uzun süreli bellekten gelen bilgi ve yaşantıların alındığı bellek türüdür. Aşağıdakilerden hangisi bu bellek türünde bilginin işlenişiyle ilgili doğru bir ifade değildir demiş. Şimdi bunu çözebilmek için belleklerdeki bilgi akışıyla alakalı bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Bilgi akışından kastettiğimiz şey de şu: biz bilgiyi nerede işliyoruz, nerede depoluyoruz? Bu tarz bir geçişten bahsedeceğiz şimdi. Biliyorsunuz 3 tane bellek alanımız var. Duyusal kayıt var, kısa süreli belleğimiz var, bir de uzun süreli belleğimiz var. Aslında bu üç bellek alanından üzerine en çok yük düşen bellek alanı kısa süreli bellektir. Çünkü işleme süreciyle alakalı bütün yük onun üstündedir. Kullanma süreciyle alakalı bütün yük onun üzerindedir. Duyusal bellek dışarıdan gelen uyarıcıların sadece orijinal haliyle geçtiği bir bellek alanıdır. Buraya gelen uyarıcı 1 ila 4 saniye kadar burada kalabilir ve sınırsız sayıda uyarıcı buradan geçebiliyor. Çünkü kapasitesi sınırsızdır arkadaşlar. Ve uyarıcıların kendi orijinalliği bozulmuyor duyusal bellekten geçerken. Yani sesi, ses, görüntüyü görüntü olarak geçirdiğimiz bir bellektir. Ve biz duyusal bellekte eğer görsel uyarıcı aldıysak, görsel uyarıcının kalma zamanı işitsellerden daha kısadır. Yani gördüğümüz şeyler 1-2 saniye kadar kalırken İşittiğimiz şeyler 4 saniyeye kadar kalabiliyor. İşitsel uyarıcı daha baskın kalıyor arkadaşlar duyusal bellekte. Şimdi buraya gelen bilgiyi ben alıyorum, kısa süreli belleğe atıyorum. Atarken de dikkat metodunu kullanıyorum. Dikkatten kastettiğim şey seçici dikkat. Bunun sebebi de şu: duyusal bellekten her şey geçiyor çünkü kapasite sınırsız. Ama kısa süreli belleğe her şey alınamıyor çünkü sınırlı kapasiteye sahiptir. Az önce bahsettiğimiz gibi sınırlı kapasiteden kastettiğimiz şey de 5 ila 9 birimlik bilgi alıyor. Bir de buraya gelen bilgilerin işlenme zamanında da bir sınır vardı: 20 ila 30 saniye kadar. O yüzden ben duyusal belleğe gelen her şeyi buraya aktaramam. Benim için ne önemliyse, neyi işlemem gerekiyorsa seçerek 9 birimle başlatıp devamında yeni bir işleme sürecini dahil etmem gerekiyor. Birimleri tek tek kategorizeleştirebilirim, gruplandırabilirim. O benim işlemlemle alakalı bir şeydir. Ama duyusal bellekten sayı anlamında 9 birim geçiyor kısa süreli belleğe. Sonra yeni bir 9 birim daha eklemeye başlıyoruz. Burada da devreye giren şey dikkat yöntemi oluyor. Kısa süreli bellekte biz ne yaparız? Bilgiyi işleriz arkadaşlar. Aynı zamanda işlenmiş olan ve uzun süreli bellekte depolanmış bulunan bir bilgiyi çağırıp tekrar kullanmaya başlıyoruz. Yani aslında biz kısa süreli belleği hem yeni gelen bilgiyi işlemek için hem de var olan mevcut bilgiyi kullanmak için devreye sokarız arkadaşlar. Bilgiyi işlerken de iki farklı yöntem kullanıyoruz. Biri tekrar yöntemidir, bir diğeri de kodlama yöntemidir. Şimdi az önce dedik ya, kısa süreli bellek aslında üzerine en çok yük düşen bellektir. Çünkü bilgiyi kullanırken sürekli çalışan bellektir. Biz mesela gündelik hayatta konuşurken, yürürken, yazı yazarken, araba kullanırken, sohbet ederken, düşünürken, hayal kurarken aslında hep kısa süreli bellek çalışıyor. O yüzden de aktif bellek olarak geçiyor aynı zamanda. Bir de bilgiyi işlerken de şu teknikler sayesinde bilgiyi bir tık kalıcı hale dönüştürmeye çalışıyoruz. Ve biz işlediğimiz bilgileri alıp uzun süreli belleğe ne yapıyoruz? Depoluyoruz. Uzun süreli bellek bir depo arkadaşlar ve sınırsız bir kapasiteye sahiptir. Yine işlenen bilgileri depoladığımız ve gerekli gördüğümüz durumlarda kullanmaya çalıştığımız için de oradan çağırdığımız bellek alanıdır. Üç farklı alt belleği var arkadaşlar. Anısal bellek var, işlemsel bellek var, bir de anlamsal bellek var. Bu bellek alanlarının oluşturulmasının sebebi şu: yani biz niye uzun süreli bellekte üç farklı alt bellek kullanıyoruz? Çünkü bilgileri daha kolay çağırabilmek için, o bilgiler birbiriyle karışmasın, karmaşa oluşmasın diye
Klasör şeklinde aslında bilgileri yerleştirmeye çalışıyoruz. Anısal bellekte hatıralarımız ve başımızdan geçen olaylar bulunur. İşlemsel bellekte sıralı, aşamalı ve kurallı bilgiler bulunur. Genellikle psikomotor beceri bilgileri burada yer alır. Anlamsal bellekte ise daha çok teorik, hatta okul öğrenmesi olarak kabul ettiğimiz bilgiler bulunur arkadaşlar. Zaten biz buraları konuşacağız ilerleyen süreçlerde soru çözerken. Buraya depoladığımız bilgiyi eğer tekrar kullanmak istiyorsak o bilgiyi uzun süreli bellekten geri çağırıp geri tekrar nereye göndereceğiz? Kısa süreli belleğe ve kısa süreli bellekten de nereye gidecek? Tepki üreticilere. Tepki üreticilerden kastettiğimiz şeyin arkadaşlık kaslarımızdır. Yani biz mesela araba kullanma bilgisine sahibiz. O zaten uzun süreli bellekte mevcut. Arabaya binip kullanmaya çalıştığın zaman o mevcut bilgiyi çağırıp tekrar kısa süreli belleğe getiriyorsun ve kasların da çalışmaya başlıyor. Yani sen araba kullanma performansını vücuda dönüştürmeye başlıyorsun. Orada da işte tepki üreticiler devreye girmeye başlıyor arkadaşlar. Yani ben bir bilgiyi önce duyusal bellekten geçirip kısa süreli belleğe atıp orada işleyip oradan tekrar uzun süreli belleğe göndereceğim. Eğer bilgiyi tekrar kullanmak istiyorsam uzun süreli bellekten tekrar kısa süreli belleğe çağırmış olmam gerekiyor. Bir de şunu eklemek istiyorum. Az önce duyusal bellekte biz İşitsel uyarıcı daha çok kalır, görsel uyarıcıya göre demiştik süre anlamında. Bak kalıcılıktan bahsetmiyorum, kalma süresi bakımından bahsediyorum. Bu durum kısa süreli bellek için de geçerli. Burada da arkadaşlar bilginin işlenme süresi sınırlıydı ya 20 ila 30 saniye kadar. Yine görsel olarak işlemeye çalıştığım uyarıcının kalma zamanı daha kısadır işitsellere göre. Yani görerek öğrenmeye çalıştığım bilgilerin işlenme süresi daha kısadır. İşiterek öğrenmeye çalıştıklarıma göre yani işittiğim şeyler burada 30 saniye kadar işlenirken gördüğüm şeyler daha kısa süreli olarak işleniyor. Bilginin kalıcılığı değil, bilginin işlenme süresiyle alakalı bir bilgidir bu. Aklınızda olsun. İşitseller görsellerden daha uzun kalır. Hem duyusal bellekte hem de kısa süreli bellekte arkadaşlar. Şimdi buradaki bilgileri dikkate alacak olursak az önceki sorumuza dönmemiz gerekiyor. Az önceki soruda zaten burayla ilgili bir bilgi geçişi sorusu karşımıza gelmişti. İçebilirsem. Sorum şöyle. Kısa süreli bellek hem duyusal bellek hem de uzun süreli bellekten gelen bilgi ve yaşantıların alındığı bellek türüdür. Hangisi bu bellekle ilgili yanlış bir ifadedir diye soruyor. Doğru değildir diye soruyor. A da demiş ki duyusal bellekten gelen bilgi kısa süreli belleğe dikkat süreciyle geçer. Doğru. Çünkü biz kısa süreli belleğe her şeyi atamıyorduk. Atamadığımız için de dikkat süreciyle bilgileri seçerek atmaya çalışıyorduk. Bunda bir sıkıntı yok. B de demiş ki uzun süreli bellekten kısa süreli belleğe geçen bilgi geri getirme olarak adlandırılır. Doğru. Çünkü uzun süreli bellekte depolanmış bilgiyi ben tekrar geri getirip kısa süreli bellekte kullanmaya çalışıyordum. C de demiş ki duyusal bellekten uzun süreli belleğe direkt aktarım yapılamaz. Doğru. Çünkü duyusal bellekten eğer gelen bir bilgi uzun süreli belleğe geçecekse önce kısa süreli bellekte işlenmiş olması gerekecek. Sıra bizim için önemli. D de demiş ki kısa süreli bellek çalışan bellektir. Doğru, işleyen bellek. Bilgiyi işlediğimiz ve kullandığımız bellektir. Bunda da bir sıkıntı yok. E de demiş ki duyusal bellekten kısa süreli belleğe gelen bilgi eğer kullanılmayacaksa yeniden duyusal belleğe gönderilir. Böyle bir şeye gerek yok. Yani biz duyusal bellekten kısa süreli belleğe gelen bilgi eğer kullanılmayacaksa zaten kullanılacaksa oradan dikkatle geçiyor. Kullanmayacağım bir bilgiyi ben geçirmem. Geçirdiysem de tekrar onu duyusal belleğe göndermeme gerek yok. O süre zarfında yani 30 saniyelik zaman zarfında kullanmadığım için oradan tekrar silinmeye başlanıyor. Eğer tekrar aynı bilgiyi geçirmek istiyorsam duyusal bellekten yeni bir bilgi aktarımı gerçekleştirmek durumundayım. O yüzden Edirne'de yer alan ifade bizim için yanlış bir ifade oluyor. Sorum şöyle. Türkçe dersinde çok sıkılan Ela. Öğretmen konuyu anlatmaya devam etmesine rağmen dersten kopmaya ve hayal kurmaya başlar. Öğretmeninin şimdi sorduğu bu soruyu Ela'ya cevaplasın bakalım sesiyle birden irkilir ve yeniden derse odaklanır. Buna göre Ela için aşağıdaki yorumlardan hangisinin yapılması bilgi işleme kuramına göre doğru olur diye soruyor. Şimdi Ela öğretmen konuyu anlatırken hayallere dalmış. Hayal kurduğu için de öğretmeni dinleyememiş. Dinleyemediği için de öğretmen şimdi soruyu Ela cevaplasın bakalım dediğinde birden irkilerek derse odaklanmaya çalışmış. Bize hangisi doğrudur diye soruyor. Bak Adana'da demiş ki hayal kurduğunda öğretmenin anlattıkları kısa süreli belleğe, derse odaklandığında ise bilgiler uzun süreli belleğe kaydedilecektir. Önce şöyle düşünelim. Mesela Ela hayal kuruyorsa o bellek süreçleri vardı ya, duyusal bellek, kısa süreli bellek ve uzun süreli bellek.
Şimdi şöyle düşünelim. Hayal kurduğu zaman aslında öğretmenin anlattıkları duyusal bellekten geçer. Çünkü duyusal bellek zaten dışarıdaki her türlü uyarıcıyı, duyu organımın alabildiği her türlü uyarıcıyı geçirdiğim bellektir. Ama Ela hayal kurduğu için odaklandığı şey ne? Hayal. Yani kurma hayal, hayal kurma süreciyle alakalı kısa süreli bellek çalışıyor. Zihninde hayal kurarak zaten kısa süreli belleği devreye sokmuş oluyor. Ama öğretmenin anlattıkları şeyler sadece duyusal bellekte kalabiliyor. Uzun süreli belleğe geçemiyor. Çünkü Ela aslında odaklandığı şey olarak hayali seçmiş. Öğretmenin sesine herhangi bir odaklanma yaşamıyor. Odaklanma yaşamadığı için de öğretmenin sesi ve anlattıkları şeyler duyusal belleğe giriyor, çıkıyor, giriyor, çıkıyor. Kısa süreli belleğe geçemiyor. Çünkü odaklanma ve dikkat öğretmen sesine karşı gerçekleşmemiş oluyor. Yani hayal kurarak aslında hayal kurma sürecinde kısa süreli belleğe devreye sokuyor. Öğretmen şimdi bu soruyu Ela cevaplasın bakalım dediğinde çocuk tekrar derse odaklanıyor. Dolayısıyla öğretmen soruya yönelik bir ifade kullandığı zaman Ela ne yapıyor? Öğretmenin söylediği şeylere odaklanmaya başlıyor. Bu defa öğretmenin söylediği şeyler direkt olarak kısa süreli belleğe girmeye başlıyor. Şimdi buna göre sorumuzu cevaplandıracağız. A da demiş ki hayal kurduğunda öğretmenin anlattıkları kısa süreli belleğe. Hayır. Hayal kurduğunda öğretmenin anlattıkları nerede yer alır? Duyusal bellekte yer alır. Derse odaklandığında ise bilgiler uzun süreli belleğe kaydedilecektir. Uzun süreli belleğe geçip geçmeyeceğini henüz bilmiyoruz. Çünkü işlemeyle alakalı bir süreçten bahsedecek. Bu yanlış. Hayal kurduğunda da derse odaklandığında da bilgiler kısa süreli belleğe kaydedilecektir. Hayır, çünkü hayal kurduğunda öğretmenin anlattığı bilgi zaten kısa süreli belleğe geçemiyor. Ne var sadece kısa süreli bellekte? Kurduğu hayal var. O yüzden B'de yanlış oluyor. Hayal kurduğunda öğretmenin anlattıkları duyusal belleğe. Evet, çünkü hayal kurarken odaklandığı şey hayaldi. Öğretmenin anlattıkları duyusal bellekte kalabiliyordu sadece. Kısa süreli belleğe geçemiyordu. Derse odaklandığında ise yani öğretmen şimdi Ela cevap versin bakalım dediğinde derse odaklanmaya başlıyor ya. O odaklanmayı yaşadığında ise bilgiler artık öğretmenin anlattığı bilgiler nereye aktarılmaya başlanacak? Kısa süreli belleğe aktarılmaya başlanacak. Bu ifade dolayısıyla doğru oluyor. Hayal kurduğunda öğretmenin anlattıkları kısa süreli belleğe. Hayır, çünkü hayal kurduğunda öğretmenin anlattıkları duyusal kayıtta kalıyordu. Derse odaklandığında ise bilgiler duyusal belleğe aktarılır. Hayır, bu da yanlış. Çünkü derse odaklandığı zaman bilgi işlenmeye başlayacağı için duyusal belleğe kaydedilmeyecek. E'de demiş ki hayal kurduğunda öğretmenin anlattıkları epizodik belleğe, derse odaklandığında ise bilgiler anlamsal belleğe kaydedilecektir. Kayıtla alakalı bir şey bilemeyiz çünkü işledi mi işlemedi mi, o işleme sürecinde neyi kullandı, tekrar mı kodlama mı, öğretmenin anlattığı şey ne, türe göre zaten depolama işlemi gerçekleşecek. Bunu da bu paragraftan çıkartamıyoruz. Dolayısıyla cevabımız burada Ceyhan oluyor. Aytaç Bey tamirhanede çalışırken bir yanık kokusu almaya başlar. Aytaç Bey gelen kokunun daha önceden tamirhanede çıkan yangın kokusunu hatırlattığı için hemen tamirhaneyi kontrol etmiştir. Yukarıdaki olayda tamirhaneden gelen kokuyu alan Aytaç Bey'in kokunun yangından dolayı olabileceğini hatırlaması aşağıdaki süreçlerden hangisinde doğru açıklanmıştır diye soruyor. Şimdi Aytaç Bey tamirhanede herhangi bir işle uğraşırken bir uyarıcı alıyor. O da yanık kokusu. Şimdi yanık kokusu önce hangi belleğinden geçiyor? Duyusal belleğinden geçiyor. Duyusal bellekten geçen bu yanık kokusu tekrar nereye gidiyor? Ondan sonra kısa süreli belleğe gidiyor. Çünkü yanık kokusuna odaklanıyor. Odaklandığı için de o bilgi kısa süreli belleğe geçip işlenmeye başlanıyor. Ve yanık kokusu aldığı zaman o olayı geçmişte yaşadığı yangınla ilişkilendiriyor. Çünkü kısa süreli belleğe gelen o kokuyla alakalı eski çağrışımlar üretilmeye başlanıyor. Yani daha önceden başından geçen bir olayı hatırlıyor. Ve kısa süreli bellekte var olan kokuyla aslında uzun süreli belleğinde mevcut olan bilgi arasında bir bağ kurmaya çalışmış. Şimdi bununla alakalı bir doğru seçeneği bulmam gerekiyor. Hangisi doğrudur diye sordu çünkü. Duyusal kayda gelen kokunun yine duyusal kayıttaki yangını çağrıştırması. Bak, koku evet duyusal kayıda geldi. Ama o kokuyla alakalı çağrışım kurulan uyarıcı duyusal kayıtta değil. O zaten eski bilgi olduğu için nerede bulunuyor? Uzun süreli bellekte bulunuyor. O yüzden var olan yangın bilgisi uzun süreli bellekte bulunduğu için bu ifade yanlış oluyor. Duyusal kayda gelen kokunun anısal bellekteki çağrışımı üretmesi. Bak bu doğru bir ifade çünkü koku duyusal kayda geldi. O duyusal kayda gelen koku tekrar mevcut eski bilgiyle alakalı bir çağrışım üretmeye başladı.
O çağrışım üretilen bilgi de zaten nerede? Uzun süreli bellekte. Ve yangın da başından geçen bir olay olduğu için biz onu nereye depolamış oluyoruz? Anısal belleğe depolamış oluyoruz. O yüzden B'deki ifade bizim için doğru bir ifade. Kısa süreli bellekteki kodlamanın koku ile geri çağrılması. Kısa süreli bellekteki kodlama belki yapıldı, belki yapılmadı bilmiyoruz ama geri çağrılmayla alakalı arkadaşlar kısa süreli bellek devreye girmiyor. Geri çağırdığımız yer zaten uzun süreli bellek alanı oluyor. O yüzden C'deki ifade yanlış oluyor. İşlemsel bellekteki yanlış kodlamanın kısa süreli bellekte yanlış davranışa dönüştürülmesi. Yanlış kodlamayla alakalı bir durum söz konusu değil zaten yukarıdaki paragrafta. Öyle bir şeyden bahsetmiyor. Kısa süreli belleğe gelen kokunun işlemsel bellekte çağrışım üretmesi. Kısa süreli belleğe gelen koku nerede çağrışım üretiyor? Anısal bellekte. Çünkü anısal bellekte bir olay yaşamış daha önceden. Onunla alakalı çağrışım ürettiği için de işlemsel bellek tanımlaması burada bizim için yanlış oluyor arkadaşlar. Banka çalışanına kimlik numarasını veren Ela, kimlik numarasının son rakamını 3 olarak söylediği halde banka çalışanı 5 olarak not almıştır. Ertesi gün banka çalışanı Ela'yı arayarak kimlik numarasının hatalı olduğunu söylemiştir. Yukarıdaki olayda banka çalışanının Ela'nın kimlik numarasını yanlış yazması hangi bellek türünde oluşan hatadan kaynaklanmaktadır diye soruyor. Şimdi Ela kimlik numarasını verdiğinde 3 olarak söylediği rakamı banka çalışanı kaç olarak algılamış? 5 olarak algılamış. Şimdi yine 3 belleği konuşacağız. Duyusal kayıt vardı, kısa süreli bellek vardı ve uzun süreli bellek vardı. Zaten burada banka çalışanının yaşadığı sıkıntı ya duyusal kayıttan kaynaklanır ya da kısa süreli bellekten kaynaklanır. Çünkü uyarıcıyı alma ve işlemeyle alakalı bir süreçten bahsediyor baktığımız zaman. O yüzden şimdi duyusal kayıt için ne demiştik? Uyarıcıların orijinal haliyle geçtiği bir bellek alındır. Yani sessiz ses, görüntüyü görüntü olarak geçirdiğimiz, duyu organıyla aldığımız her şeyi bozmadan orijinal haliyle geçirdiğimiz bir bölümdür. Buraya gelen uyarıcıyı alıp dikkat yöntemini nereye atıyorduk? Kısa süreli belleğe atıyorduk. Burada artık bilgi ne yapmaya başlanıyordu? İşlenmeye başlanıyordu. Şimdi şöyle düşünsenize, Ela numarayı söyledi. Hızlı söyledi, yavaş söyledi, anlaşılır söyledi ya da anlaşılmayacak şekilde söyledi. Ama söylediği numaralar bir şekilde, söylediği şekilde zaten duyusal kayıttan geçti. Fakat banka çalışanı duyusal kayıttan geçirdiği 3 rakamını 5 olarak algıladı. Yani algılama süreciyle birlikte aslında bilgiyi işleme sürecine giren uyarıcı yanlış bir şekilde işlenmiş oldu. Yanlış işlenmesinden kaynaklı da ortaya çıkan hata nereden ortaya çıktı arkadaşlar? Kısa süreli bellekten ortaya çıktı. Hocam neden anısal, anlamsal, işlemselliği? Çünkü daha henüz depolamayla alakalı bir sıkıntının yaşandığıyla alakalı bir örnek durumdan bahsetmiyor. Zaten ortaya çıkan sıkıntı o numaranın söylenmesi ve söylendiği anda onun yazılmasıyla alakalı bir şey. Yani o algılama ve bilginin işlenmesiyle alakalı bir problem. Hocam niye duyusal kayıt olmadı? Çünkü duyusal kayıtta zaten uyarıcıyı orijinal haline geçiriyorsun. O uyarıcının orijinalliğini sen kısa süreli bellekte değiştirmeye başlıyorsun, öznelleştirmeye başlıyorsun. Çünkü algılamayla birlikte süreç öznelleşiyor. Bilgiyi işleme süreci öznelleşmeye başlıyor. O yüzden burada var olan numaranın hatalı algılanması, yazılması tamamen kısa süreli bellekte ortaya çıkan bir hata durumudur arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi uzun süreli bellekte kalıcılığı en az katkı sağlayacak tekrar türüdür diye soruyor. Şimdi tekrarı hatırlıyorsak en başta söylemiştik bilgiyi bozmadan, orijinal halini değiştirmeden yaptığımız bilgiyi işleme süreciydi. Dört farklı şekilde yapıyorduk. Sözel tekrar, zihinsel tekrar, kitapta önemli yerlerin altını çizmek veya yazarak çalışmak gibi. Ama bunun dışında psikomotor beceri olarak da öğrendiğimiz şeyleri tabii ki beceriye dönüştürürken sık sık tekrar ettiğimiz süreçlerde karşımıza çıkabiliyor. Bize burada kalıcılığı en az sağlayacak tekrar türüdür diye soruyor. Şimdi şöyle düşünün. Bir tekrar yöntemini kullanıyorsun sözel olarak. Başka bir tekrar yöntemini psikomotor olarak kullanıyorsun. Şimdi sözel olarak kullandığımız tekrar yöntemleri çok kalıcılığı yüksek değildir kodlamaya göre en azından. Çünkü kodlamada bilgi öznelleştirdiği için hatırlama oranı daha yüksek olur. Ama var olan eğer tekrar yöntemini sözel olarak yapıyorsak yani bilişsel yönde bir tekrar yapmaya çalışıyorsak o çok fazla kalıcı olmuyor. Çünkü ipuçları yok, çağrışım oluşturabileceğimiz herhangi bir süreç yok. Ama yaptığımız tekrar psikomotor boyutta bir tekrarsa o yapılan psikomotor tekrar bedensel bir alışkanlığa dönüşmeye başladığı için çok yüksek düzeyde kalıcılık sağlayabiliyor. Neye göre? Sözel tekrara göre. Şimdi burada aslında kalıcılığı en az sağlayacak tekrar türünü sorduğu için
sözel olarak yapılan bir tekrardan bahsetmesi gerekiyor. Yani zihinde sessiz yapılabilir, sesli olarak yapılmış bir tekrardan bahsedebilir. Onu aramam gerekiyor kısacası. Adana'da demiş ki basketbolcunun doğru atışı yapabilmesi için her gün defalarca potaya atış yapması. Bu mesela bir tekrardır ama yapmış olduğu tekrar nedir? Psikomotor bir tekrardır. Kalıcılığı sağlar. Telaffuzu zor bir kelimenin tekrar tekrar söylenmesi. Bak bu da bir tekrar ama yapmış olduğumuz tekrar ne yönde bir tekrar? Bilişsel yönde bir tekrar. Psikomotor tekrarla karşılaştırdığımız zaman çok yüksek düzeyde kalıcılık sağlamayacağını söylemiştik. C de demiş ki yeni arabanın farklı vites sistemini alıştırmak için araba dururken vitesi değiştirme çalışmasının yapılması. Bak bu da bir tekrar ama yapmış olduğumuz tekrar neyle ilgili? Psikomotor davranışla ilgili. Bu da yine kalıcılığı sağlar. D de demiş ki bir öğrencinin öğrendiği bir konuyla ilgili sorular yazması. Bu bir tekrar değil aslında bir kodlama yöntemi. Hatta kodlamada bulunan anlamlandırma yöntemidir. Anlamlandırma yönteminde biz şunu yapıyoruz. Dışarıdan aldığımız nesnel bilgiyi kendi öznel bilgimize dönüştürmeye çalışıyoruz. Tıpkı bir yemeği yiyip çiğneyip onu sindirmek gibi. Yani anlamlandırma da dinlediğin, okuduğun, öğrendiğin herhangi bir bilgiyi kendi öz bilgine dönüştürürsün. Ürün sana ait olur kısacası. Mesela bir kitabı okursun, onun özetini çıkartabilirsin. Bu bir anlamlandırmadır. Veya kitabı okursun, kitabın sana verdiği ana fikir bir anlamlandırmadır. Yani anladığın şeydir aslında anlamlandırma. Ya da hocanın anlattığı konuyla ilgili kendin öznel bir soru üretebilirsin, soru yazabilirsin. Ya da konuyla ilgili bir soru çözümü gerçekleştirebilirsin. Dolayısıyla biz aslında anlamlandırmada dışarıdan aldığımız o nesnel bilgiyi kendi öz bilgimize, öznel bilgimize dönüştürmeye çalışırız. Bu da zaten bir tekrar yöntemi olmadığı için Denizli'yi de siliyorum, şunu da sildik. Coğrafya dersinde kıtaları öğrenmek isteyen öğrencinin kıtalarla ilgili kafiyet üretmesi mesela. Kafiyet üretmek de bir kodlama yöntemidir. Hatta bellek destekleyici ipucu olarak geçiyor. Bu da kodlama yöntemi olduğu için tekrara gidemiyorum. O yüzden bana ne dedi? Kalıcılığı en az sağlayacak bir tekrar yöntemidir. Şu seçeneklerde de tekrar yöntemleri var ama psikomotor düzeyde yapıldığı için bunlar kalıcılığı sağlar. Şu da bilişsel boyutta yapılan bir tekrar olduğu için diğer tekniklere göre, diğer seçeneklerdeki tekniklere göre daha düşük düzeyde kalıcılık sağlar arkadaşlar. Bu da Geçtat'la ilgili bir soru. Şekil zemin ilişkisi ilkesiyle ilgili aşağıdaki cümlelerin hangisinde şekil olarak ön plana çıkan uyarana vurgu yapılmıştır diye soruyor. Şekil zemin ÖSYM'nin sorduğu başlıklardan bir tanesi arkadaşlar. Daha önceden çıktığı için tekrar gelme ihtimali olabilir. Hangisi diyor? Şekil olarak ön plana çıkar. Şimdi şekil zeminde organizmanın dikkatini çeken ya da dikkatin yoğunlaştırıldığı uyarıcı bizim için şekildir. Dikkati çekmeyen ya da dikkatin verilemediği her türlü uyarıcı da zemin olarak kalır. Şekil ve zeminin şöyle bir özelliği var. Aslında şekil ve zemin sürekli yer değiştirebilme özelliğine sahiptir. Bu yer değiştirmeyi ortaya çıkartan şey de dışarıdan gelen uyarıcının baskınlığı ve kişinin var olan ruh halidir. Yani senin kaygı, heyecan düzeyin, korku düzeyin, açlık, belki yorgunluk bunların hepsi şekil ve zeminin ne olacağı üzerinde etkilidir. Bir de dışarıdan gelen uyarıcının baskınlığı etkilidir. Yani hem çevresel koşullar hem bireysel değişkenler şekil ve zeminin yer değiştirmesi üzerinde etkili olabiliyor. Neyin şekil, neyin zemin olacağını ise iki şey karar veriyor aslında. Yani hem çevresel uyarıcılar hem de var olan bireydeki durumlar. Ve şekil zemin ilişkisi tamamen özneldir. Çünkü benim için şekil olan bir şey başkası için bir zemin olabilir. Herkesin dikkati veya odağı farklı uyarıcılara karşı gerçekleştirmiş olabilir. O yüzden şekil zemin tamamen öznel bir algılamayla ortaya çıkıyor. Bana burada şekil olarak ön plana çıkan uyarıcıya vurgu yapılmıştır diye sorduğu için dikkat çeken uyarıcı aramam gerekiyor benim bu seçeneklerde. Mesela Ağda demiş ki Ayşe derste çok sıkılmış ve uyuyakalmıştır. Burada mesela şekle dönüşen bir şey yok aslında. Yani dikkat çeken bir uyarıcı vermemişler dışarıdan. Ali yorgunluktan gittiği sinema filminde dikkatini verememiştir. Burada da mesela dikkat çeken bir uyarıcı yok. Can kitap okurken duyduğu klakson sesiyle irkilmiş ve camdan dışarı bakmıştır. Mesela burada Can'ın belki önce şekil olarak seçtiği şey kitap ama daha sonrasından gelen klakson sesi daha baskın bir uyarıcıya dönüştüğü için bu defa kitap şekle zemine dönüşüyor. Dışarıdan gelen korna sesi şekil olmaya başlıyor. Dolayısıyla burada
baskın olarak verilen bir şekilden bahsediyor C seçeneğinde. Sevim Hanım'ın kitapçılar arasında boş boş dolaşması. Yani seçtiği, aradığı bir kitaptan vesaire bahsetmiyor. Özellikle bir kitabı beğendiğinden bahsetmiyor. Burada da dikkat çekici bir şekil özelliği söz konusu değil. Nilgün sabah saatini, çalan saatini duyamamış ve derse geç kalmıştır. Burada mesela saatin sesini duysaydı, kalksaydı saatin sesi şekil olabilirdi. Ama oraya da dikkat çeken uyarıcı koymadıkları için burada sadece Ceyhan'da şekile dönüşen bir uyarıcı vurgusu kullanmış oluyor arkadaşlar. Sibel tartıştığı yakın arkadaşı Ece'yi her gördüğünde onu yalancı ve kötü niyetli bir kişi olduğunu düşünmektedir. Sibel bir süre sonra Ece'nin yanında gördüğü Elif'i de aynı şekilde algılamaya başlamıştır. Bu durum algı yasalarından hangisiyle açıklanır diye sormuşuz. Şimdi bu algı yasalarına değinecek olursak arkadaşlar, algıda yakınlık dediğimiz şey, eğer mesafe veya süre anlamında, yani zaman ve mekan anlamında iki ya da daha fazla uyarıcı birbirine yakınsa, bitişikse zihnimiz onları hep aynı grupta ya da aynı kategoride algılama eğilimini gösterecek. O yüzden biz yakınlıkta şunu istiyoruz. Hem mesafesel anlamda, yani mesafeden kastettiğim şey konum anlamında yakınlık, hem de zaman anlamında yakınlık, süre anlamında yakınlık varsa bu uyarıcıları birey aynı grupta algılama eğilimini gösterecek. Basitlik dediğimiz şey de eğer dışarıdan aldığımız uyarıcı basit, sade, kolay anlaşılabilecek durumdaysa, karmaşık değilse dolayısıyla birey o uyarıcıyı her zaman diğerlerine göre daha kolay algılayacak. Tamamlamada ise dışarıdan aldığımız uyarıcıda bir eksiklik varsa zihnimiz var olan bu eksikliği kendi başına bir bütüne dönüştürmeye çalışacak. Yani o eksikliği kendi başına üretmeye, oluşturmaya çalışacak. Benzerlikte ise eğer dışarıdan gelen uyarıcılar birbirine benzer özelliklere sahipse ne olarak? Dış görünüş olarak, fiziksel olarak biz o benzer olan uyarıcıları aynı grupta algılamaya başlayacağız. Aslında benzerlik şu yakınlıkla birazcık örneklerde karışabiliyor. Süreklilik dediğimiz şey ise uyarıcının bir akış halinde algılanması demektir. Yani uyarıcının devamının olduğunu algılamak demektir. Bir örüntüyü algılamak gibi düşünün bunu. Tek tek örneklendirelim. Mesela şöyle düşünün. Ben okulda ders anlatan bir öğretmenim. Şimdi sınıftaki öğrencileri aşağı yukarı tanıyorum. Öğrencilerden biri benim için tembel. Derse geç kalır, çok sorumluluk sahibi bir öğrenci değildir. İsmi de Ali. Ali şimdi derste hep aynı yerde oturuyor ve onun yanında da Ahmet diye bir öğrenci oturuyor. Ahmet normalde çok çalışkan. Ama ben sürekli Ali ve Ahmet'i yan yana gördüğüm için ve teneffüslerde de hep yan yana dolaştıkları için artık ben de Ahmet'i de Ali gibi tembel diye algılamaya başladıysam bunun ortaya çıkmasına sebep olan yasa yakınlık yasasıdır. Yakınlık yasası bak mesafesel anlamda ortaya çıkar ama zamansal anlamda da ortaya çıkmış olabilir. Mesela buna da en güzel örnek dinlediğimiz müzikler. Mesela müziklerde çalan notalar vardır. Yani enstrümanlarda kullanılan notalar vardır. Biz o notaları neden melodi olarak algılıyoruz? Çünkü notaların vuruşlarına göre, yani birbirlerine yakın olarak çalınmalarına veya ses boşluğu bırakılmalarına göre biz onları melodi olarak algılamaya başlıyoruz. Yani iki notayı yan yana çalmak, hemen arka arkaya çalmak, arada ses boşluğu bırakmak gibi durumlar aslında zamansal anlamda da süre anlamında da bizim yakınlığı kullandığımızın bir göstergesi oluyor. Basitlik dediğimiz şey dışarıdaki uyarıcı kolay, net, sade, karmaşık olmayan bir uyarıcıysa biz onu daha karmaşık uyarıcıya göre daha kolay algılamış olacağız. Mesela bunu da atıyorum kendi yazın böyle kargacık burgacıktır, çok çirkin yazıyorsundur. Ama bir kitaptaki yazı öyle değildir. Kitap yazısını okurken hiç zorlanmadan okursun ama kendi yazını okurken çok zorlanabilirsin. Bu da işte algılamadaki o basitliği devreye sokan bir süreçtir. Tamamlamada uyarıcı eksiktir, sen onu oluşturmaya, üretmeye çalışırsın. Mesela işte bir radyodan müzik dinlersin, radyonun çekmediği yerlere girersin, tünele falan. Orada şarkının bir kısmı normalde çalmadığı halde sen o çalınmayan kısmı kendin söyleyebilirsin. O eksikliği, boşluğu kendin oluşturabilirsin. Benzerlikte iki uyarıcı veya daha fazla uyarıcı fiziksel olarak benzeyecek. O benzerlikten kastettiğimiz şey de genelde var olan dış görünüş özelliklerimiz olabilir. İşte sarışınları bir grupta algılamak, gözlüklüleri bir grupta algılamak, işte üzerinde aynı renk kıyafet olanları tek grup olarak algılamak gibi uyarıcıların benzer olması gerekiyor. Kısacası süreklilikte de uyarıcı bir akış halinde olacak. Yani zihnim o uyarıcıyı bir akış halinde algılayacak.
uyarıcının devamının olduğunu bileceğim mesela. Mesela bu şimdi örneğe dönecek olursak yukarıda verilen örnekte aslında Sibel tartıştığı arkadaşına karşı bir düşünceye sahip. Mesela onun kötü niyetli ve yalancı olduğunu düşünüyor. O koşullandığı veya ilk algı ürettiği uyarıcı Ece. Bir süre sonra Ece'nin yanında gördüğü Elif'e karşı da aynı şeyleri düşünmeye başlıyor. Yani her iki arkadaşa karşı da aynı algılamayı üretmesini sağlayan şey ne? İkisini sürekli yan yana görmesi. Yani biz her iki uyarıcıyı da yan yana gördüğümüz için ikisine de aynı etiketi yapıştırmış oluyoruz. Yani onları aynı kategoriye sokmuş oluyoruz. Bunu ortaya çıkartan şey ise mesafesel yakınlıktır. Yani onları sürekli yan yana görmeden kaynaklanan bir durumdur. O yüzden cevabımız burada Adana oluyor. Bir müzede çalışan Eren Bey, bir kazı çalışmasında eski dönemlerden kalma heykeli birleştirmeye çalışır. Heykelin parçalarını tek tek birleştiren Eren Bey, bazı parçaları eksik olmasına rağmen heykelin şeklini kafasında canlandırabilmiştir. Bu durum algı yasalarından hangisiyle açıklanır? Süreklilik, basitlik, yakınlık, benzerlik, tamamlama var. Şimdi az önce konuştuk yasaları. Eren Bey heykeli üretmeye ve yapıştırmaya, oluşturmaya çalışırken heykelde bazı eksik kalan yerler olmasına rağmen heykelin hangi görüntüye sahip olduğunu zihninde canlandırmaya çalışmış. Yani aslında o heykeldeki eksik kalan parçaları Eren Bey kendi kafasında üretmeye, oluşturmaya çalışmış. Bu tıpkı bir yapboz gibi aslında. Biz de yapbozu mesela yerleştirirken, üretmeye, oluşturmaya çalışırken eksik parçalar olsa dahi zihnimizden mesela oradaki eksik parçanın ne renk olabileceği, boyutunun hangi düzeyde olabileceğini tasarlarız, kendimiz üretmeye çalışırız. Burada da aslında Eren Bey'in yaptığı şey yine aynı mantığa sahiptir. Kullandığı algı yasası dolayısıyla ne oluyor? Tamamlama oluyor. Sorum şöyle. Coğrafya dersinde Türkiye'de var olan değerli ürünleri öğreten Öner öğretmen bu ürünleri öğrencilerine daha kolay öğrenmesi için pamuk ile beyaz altın, kömür ile kara elması ilişkilendirerek öğrenmelerini sağlamıştır. Bu öğrenme yöntemi bilgi işleme kuramının hangi tekniğiyle açıklanır? Anahtar sözcük, askı sözcük, zincirleme, yerleşim, akrostiş gibi seçeneklerimiz var. Şimdi bunlar bellek destekleyici ipuçları arkadaşlar. Bellek destekleyici ipuçları aslında bir bilgiyi işlerken kendimizce ürettiğimiz aslında doğal olmayan, kendi üretimimizle ortaya çıkan bir kodlama sisteminin ta kendisidir. Hepsinin de farklı bir kullanım amacı var aslında baktığımız zaman. Mesela anahtar sözcük genelde kelime öğrenirken kullandığımız bir yöntemdir. Askı sözcük sıralı bilgi öğrenirken kullandığımız bir yöntemdir. Zincirleme de yine kelime öğrenimi gerçekleşir ama daha çok fazla kelime öğrenirken kullandığımız bir yöntemdir. Yerleşim yönteminde çevre uyarıcıları kullanılır. Zaten diğerlerinden çok net ayırt ettiğimiz bir tekniktir. Akrostişte de ilk harflerden ya bir cümle ya da bir şiir üretebiliriz. Anlamlı bir şiir üretebiliriz. Şimdi anahtar sözcüğü kullanırken benim amacım bir kelimeyi işte yazılış olarak, anlam olarak, telaffuz olarak daha kolay hatırlamaktır. Bunu yaparken de başka bir kelimeyle arasında bir bağ, doğal olan bir doğal olmayan bir bağ üretmeye çalışırım. Bu bağlantıyı kurarken de o kelimeler birbirini hatırlatmaya başlıyor. Mesela anahtar sözcük daha çok dil eğitiminde kullanılan bir tekniktir. Mesela İngilizce bir kelimenin yazılışını, anlamını, telaffuzunu daha kolay hatırlamak için onun belki de telaffuzuna benzeyen Türkçe bir kelimeyle ilişki kurabilmek bir anahtar sözcüktür. Askı sözcük de amacım kelime falan öğrenmek değil, bir bilginin sırasını öğrenmeye çalışmaktır. Mesela Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı yapmış kişilerin kronolojik sıralaması veya işte Osmanlı dönemindeki o kuruluş döneminde yapılan belki savaşların sıralaması. Yani benim buradaki amacım sırayı öğrenmeye çalışmaktır. O sırayı öğrenirken de öğrenmem gereken sıra ile sayılar arasında bir ilişki kurmaya çalışacağım. Mesela Piaget'in bilişsel gelişim dönemlerini öğrenmeye çalışıyorum. Kaç tane dönemim vardı? Dört tane dönemim vardı. Dört tane rakamı alt alta yazıyorum. Sonra bu rakamları hatırlatabilecek kelime türetiyorum. Mesela bire kir diyorum, ikiye tır diyorum, üçe uç diyorum, dörde ört diyorum mesela. Sonra bu türettiğim kelimeleri öğrenmem gereken bilginin içinde kullanmaya çalışıyorum. Mesela duyusal motor dönem var, işlem öncesi dönem var, somut işlemler dönemi var, bir de soyut işlemler dönemi var. Yani ben burada kir kelimesini duyusal motor dönemin içerisinde bir cümle olarak kullanacağım. Ya da tır kelimesini işlem öncesi dönemin içerisinde kullanacağım. Yani benim buradaki amacım var olan rakamları hatırlatan şeyler, kelimeler sayesinde
o dönemlerin sırasını daha net ve kolay bir şekilde hatırlamış olacağım. O yüzden askı sözcük dediğimiz yöntem daha çok sıra öğrenmek için kullandığımız bir metottur. Zincirleme de öğrenmem gereken kelimelerle kendimce bir öykü yazacağım, öykü türetmeye çalışacağım. Mesela coğrafyada çok fazla bununla ilgili veya tarihte bununla ilgili çok fazla teknik var. Ve hafıza teknikleri olarak geçiyor zaten onlar. Şimdi zincirlemede mesela atıyorum tektonik göller, karstik göller coğrafyada onları öğrenmek istiyorsun. Mesela ne vardı? Bir tanesi vardı işte Balık, Çıldır, Van, Erçek gibi göller var ya. O göllerin isimlerini öğrenmeye çalışan bir kişi işte Vanlılar Erçek Gölü'ndeki nazik balıkçıları çıldırttı şeklinde bir öykü üretiyor. Benim buradaki amacım hani kelimeleri aklımda tutmaya çalışmaktır. O yüzden de mümkün olduğu kadar kelimenin orijinal halini öyküde kullanmaya çalışacağım. Kelimeyi çok değiştirmemeye çalışacağım. Yerleşim yönteminde öğrenmeye çalıştığım bilgiyi öğrendiğim ortamla ilişkilendireceğim. Yani ortamdaki uyarıcılarla bir bağ kurmaya çalışacağım. Bunu yaparken mesela ki en çok öğrencilerin kullandığı şey budur. Mesela hocanın tahtayı kullanma şeklini hatırlayabilirsin sınavda. Sağına ne yazdı, soluna ne yazdı, ortasına ne yazdı. İşte kendi defterinin sayfalarını hatırlayabilirsin ya da duvara yapıştırdığın kağıtları hatırlayabilirsin. Bunların hepsi zaten bir loji, diğer adıyla yerleşim yöntemidir. Akrostişte de öğrenmem gereken bilginin ilk harflerinden kendimce öznel bir cümle, mesela ilk harfi yan yana yazıp bir cümle türetebilirim veya ilk harfleri alt alta yazarak kendi içine bir şiir türetebilirim. Onu yapmam gerekiyor. Şimdi sorum şöyleydi. Coğrafya dersinde Türkiye'de var olan değerli ürünleri öğretmeye çalışan öğretmen işte pamukla beyaz altın arasında bir ilişki kurmuş. Kömürle de kara elmas arasında bir ilişki kurmuş. Dolayısıyla iki tane kelime arasında bir bağ kurması kelime öğrenmeyi isteğinden ortaya çıkan bir kodlama yöntemidir. O yüzden burada kullandığı yöntem ne oluyor? Anahtar sözcük oluyor. Mesela pamukla, kömürle ilgili bir öykü oluştursaydı, türetseydi zincirleme olurdu. Mesela biz bunu sıraya dökseydik, sırasıyla rakamlarla öğrenmeye çalışsaydık askı sözcük yöntemi olurdu. İşte pamuğun P'sini, kömürün K'sini alıp bununla ilgili bir akrostiş üretebilirdim gibi. O yüzden hepsini kullanma yöntemi, tekniği bir diğerinden farklıdır arkadaşlar bunlar. Piyano öğrenmek için kursa başlayan Taylan ilk derste nota yerlerini öğrenirken zorlanmış. Hocası Taylan'a nota yerlerini öğrenmesi için sık sık alıştırma yapmasını, bir süre sonra ellerinin nota yerlerini kendiliğinden bulacağını söylemiştir. Buna göre Taylan'ın piyano çalma becerisini depoladığı bellek aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Şimdi bu tarz sorularda da genellikle şöyle bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Mesela işte depolanan belleği soruyor, gidiyorsunuz mesela kısa süreli belleği işaretliyorsunuz veya duyusal kaydı vesaire işaretliyorsunuz veya depo olanı sorduğunda anısal, anlamsal, işlemseli kendi içerisinde karıştırabiliyorsunuz. Arkadaşlar depolanan yer diyorsa depo alanı neresiydi? Uzun süreli bellekti. Şimdi uzun süreli belleği genelde seçeneklerde vermezler. Onun yerine alt bellekleri isterler sizden. Anısal bellek, diğer adıyla epizodik bellek. Üç tane alt bellekten diğeri. Anlamsal bellek, diğer adıyla prosedürel. Bir de ne vardı? İşlemsel bellek vardı. Pardon, prosedürel işlemsel belleğe ait. Şöyle yapalım. Anlamsal belleğin diğer adı semantik, işlemsel belleğin diğer adı da prosedürel. Şimdi ben burayı şöyle aklımda tutuyorum arkadaşlar. Anısal bellekte senin başından geçen her türlü olay bulunacak. Şimdi bunu sorularda genelde hani anı ya da hatıra olarak veriyorlar. Ama anı hatıra diye aklınızda hep ezber metodunu kullanarak depolamaya çalışıyorsunuz ya. Anı görünce hep anısala gideceğim. O yüzden olayda falan çok fazla anısal bellek aklınıza gelmiyor. Olay demek hatıra demektir. Olay demek zaten anı demektir. O yüzden başınızdan geçen her türlü olay, anı, tecrübe, hatıraların depolandığı bellek anısal bellektir. İyi bir şey de olabilir, kötü bir şey de olabilir. Semantik, diğer adıyla anlamsal bellekte arkadaşlar biz hep deriz ki okul öğrenmeleri var. Şimdi okul öğrenmesi deyince bunun içeriği inanılmaz geniş aslında. Yani senin tarihte, Türkçe'de, coğrafyada, vatandaşlıkta, İlk öğretimden bu yana okulda ne öğrendiysen onların hepsinin bulunduğu yerdir anlamsal bellek. Şimdi birazdan örneklendiririz. İşlemsel bellek de arkadaşlar sıralı, kurallı ve aşamalı bilgilerin bulunduğu ve daha çok psikomotor becerilerin bulunduğu
Daha çok diyorum çünkü psikomotor beceri olmayabilir. Psikomotor becerilerin bulunduğu bellek alanıdır arkadaşlar. İşlemsel bellek dediğimiz şey. Mesela bir arkadaşının adını depoladığın bellek anlamsal bellektir. Bir arkadaşının doğum gününün tarihini depoladığın bellek anlamsal bellektir. İşte tuttuğun takımın, futbol takımının kuruluş tarihini depoladığın bellek anlamsal bellektir. Bir oturduğun evinin adresini depoladığın bellek anlamsal bellektir. Evinin önünden kalkan otobüs numarasını depoladığın bellek anlamsal bellektir. Yani anlamsal belleği aslında çok geniş düşünmek gerekiyor. Biz hep okul öğrenmesi olarak hani anlatıyoruz ama öğrencinin aklında hep şey kalıyor. Okul öğrenmesi dışında kalanlar ne olacak hocam? Yani o saydığım örnekler, az önce saydığım örnekler çok kafasında oturmuyor anlamsal olarak ama anlamsal da isim bilgisi, tarih bilgisi, yer bilgisi, coğrafi bilgiler, matematiksel bilgiler, işte kimya, fizik, aklınıza gelebilecek her türlü teorik bilgi aslında anlamsal bellekte bulunuyor. Hatta ben burayı şöyle çözüyorum. Örneği okuyorum. Anı hatıra olay varsa anısala gidiyorum. Sıralı aşamalı kurallı motor beceri bilgisinden bahsediyorsa işlemsele gidiyorum. Onun dışında kalan her türlü örnekte anlamsal belleğe gidiyorum. Yani anlamsal belleğin geniş olmasının sebebi diğer iki bellek türünden daha geniş kapsamlı aslında karşılaştığımız her yaşantı ile birlikte kazandığımız birçok şey anlamsal bellekte bulunuyor. Hatta bilgiyi işleme süreciyle alakalı burada açık bellek ve örtük bellek tanımlamaları da yapılır arkadaşlar. Mesela açık bellek dediğimiz şey, bunlar karşınıza çıkabilir. Açık bellek dediğimiz şey bizim uzun süreli bellekte depolayıp da bir başkasına anlatabildiğimiz, ifade edebildiğimiz bellek demektir. İfade edilebilen bellek demektir. Mesela sen neyi karşındaki insana anlatabilirsin? Başından geçen bir olayı anlatabilirsin. Dolayısıyla anısal bellekte bulunan bilgiler açık bellekte bulunuyor aslında. Bunun yanı sıra neyi anlatabilirsin? Öğretmen olarak mesela bu senin mesleğin. Okulda öğrendiklerini anlatabilirsin. Dolayısıyla anlamsal bellekte bulunan bilgiler de açık bellek olarak geçiyor. Bir de bizim örtük belleğimiz var arkadaşlar. Örtük bellek de yine uzun süreli bellekte depoladığın fakat başkasına tam olarak anlatamadığın, ifade edemediğin bilgilerden oluşan bellek türüdür. Örtük bellek. Mesela örtük bellek olarak kabul ettiğimiz şeylerden bir tanesi klasik koşullanmayla öğrendiğimiz bilgilerdir. Klasik koşullanmayla biz ne öğrenmiştik arkadaşlar? Duyguları öğrenmiştik. Duyguların tarifi yok deriz ya. Yani sen hissettiğin duyguyu karşındaki insana tam olarak ifade edemezsin. Çünkü somut bir şey değil, ölçülebilen bir şey değil. O yüzden klasik koşullanmayla öğrenmiş olduğumuz duyusal süreçler örtük bellekte bulunur bilgi olarak. İkincisi arkadaşlar gizli öğrenmedir. Gizli öğrenme hatırlıyorsanız bir bilgiyi farkında olmadan öğrenme demektir. Sen zaten öğrendiğini farkında değilsen nasıl ifade edeceksin karşındaki insana? O yüzden gizli öğrenmeyle kazandığın bilgiler de örtük bellekte bulunur. Bir diğeri de arkadaşlar işlemsel bellekte bulunan bilgiler. İşlemsel bellek, hocam psikomotor beceriyi anlatamaz mıyız karşımızdaki insana? Evet ama tam anlamıyla anlatamayız. Çünkü psikomotor becerilerin temelinde kişinin kendi potansiyeli de yatar ya. Mesela Ronaldo mükemmel bir futbolcu. Çok güzel futbol oynuyor. Ronaldo'yu şimdi sen çık bana futbolu anlat desen anlatır. Ama kendi oynadığı şekilde bunu sana aktaramaz. Çünkü temelde bir beceri var. O yüzden işlemsel bellekte bulunan sıralı, aşamalı, kurallı ve beceriye dayalı bilgiler de aslında örtük bellekte bulunuyor. Karşındaki insana tam aktaramadığın için, anlatamadığın için. Şimdi açık ve örtük bellek aslında uzun süreli bellekteki mevcut bilgilerin açıklanabilir veya açıklanamaz olmasından kaynaklı kullanılan tabirlerdir. Ama biz bunları zaten anısal, anlamsal, işlemsel bellek diye kendi içerisinde kullanıyoruz. Açık ve örtük bellek eğer çıkarsa seçeneklerde aklınızda kalsın. Bir de flash bellek diye bir tanımlama var arkadaşlar. Flash bellek de aslında anısal belleğin içerisinde bulunan, biz anısal bellekte hatırlıyorsanız başımızdan geçen hatıraları, anıları, olayları saklıyorduk. Flash bellekte anısal belleğin içerisinde bulunan ve kişiyi derin bir şekilde etkileyen ve çok detaylı şekilde hatırladığımız anılarla alakalı bellek alanıdır. Yani şöyle söyleyeyim size. Anısal belleği işte paragrafta başından geçen bir olayı, hatırayı, anıyı hatırlamıştır şeklinde sorarlar. Ama o hatırlanan anıyı çok detaylı bir şekilde hatırlayabiliyorsa ya da bir fotoğraf karesi olarak her şeyi detaylandırabiliyorsa o bir flash bellektir. Anısal belleğin içerisinde bulunur aslında flash bellek dediğimiz şey. Bazı kaynaklar kullanabiliyor seçeneklerde. Yine aklınızda olsun arkadaşlar. Şimdi
Paragrafa dönelim. Demiş ki piyano öğrenmek için kursa başlayan Taylan'a ilk derste not ayarlarını öğretirken hoca zorlanıyor ve hocası Taylan'a diyor ki not ayarlarını öğrenmek için sık sık alıştırma yap. Bir süre sonra ellerin not ayarlarını kendiliğinden bulacak. Ve soru kökünde sorduğu şey de şu. Taylan'ın piyano çalma becerisini depoladığı bellek. Bak şurası da önemli. Bu beceriyi depoladığı bellek ne? Yani biz aslında Taylan burada psikomotor bir beceri öğreniyor. Piyano çalma davranış anlamında. Orada da mesela hani baktığımız zaman her şarkının bir notası var. O şarkıyı çalabilmek için notaları tek tek sırasıyla çalması gerekiyor. Orada da bir sıra mevcut. O yüzden Taylan'ın piyano çalma becerisini depoladığı bellek hangi bellektir? İşlemsel bellektir. Bu tarz sorular da soruyor Selim'e bu arada. Örnek üzerinden hangi şey bellekte depolanmıştır şeklinde. Bu arada az önceki soruya tekrar bir döneyim. Bir şey söylemeye geçtim. Şimdi ben az önce kısa süreli belleği anlatırken demiştim ki kısa süreli bellek hem aslında bilgiyi işlediğimiz hem de aynı zamanda bilgiyi kullandığımız bellektir. Yani sana kısa süreli belleği iki farklı şekilde sorabilir. Bilgiyi işlerken kullanma ya da bilgiyi kullanırken devreye sokma olarak. Mesela sana burada Taylan'ın piyano çalma becerisini depoladığı bellek değil de Taylan'ın piyano çalarken kullandığı belleğini sorsaydı, kullandığı belleğini. Ne yaparken? Piyanoyu çalarken. Kullandığı belleğini sorsaydı o zaman ne olacaktı? Cevap kısa süreli bellek olacaktı. Çünkü biz bir işi yaparken hep kısa süreli bellek çalışır. Mesela yemek yerken, araba kullanırken, konuşurken, hayal kurarken hep orası çalıştığı için mesela bu soruda da piyano çalma becerisini depoladığı bellek, evet uzun süreli bellek ama piyanoyu o an çalarken hangi belleği devreye girmiştir deseydi o zaman cevabım kısa süreli bellek de olabilirdi. Aklınızda olsun. Bazen bir eşyamızı kaybettiğimizde zihnimizde o eşyanın nerede olduğunu hatırlayabilmek için eşyaya en son koyduğumuz yeri, eşyayı kullandığımız mekanları zihnimizde canlandırmaya çalışarak eşyayı nereye koyduğumuzu hatırlarız. Bilgiyi işleme kuramına göre yukarıdaki verilen örnekteki kullanılan yöntem hangisidir diye sormuş. Hakikaten de öyle yani bir eşyayı kaybettiğimiz zaman hemen gözümüzü kapatıp en son nerede gördük, nerede kullandık, o eşyanın yanında başka neler vardı, en son kullandığımız yerden önce nerede kullanmıştık onları tek tek hatırlamaya çalışırız. Yani biz aslında kaybettiğimiz bir eşyanın nerede olduğunu hatırlarken o yeri ve o yerde bulunan uyarıcıları hatırlamaya çalışırız. Şimdi az önce de bahsettik yerleşim yöntemi öğrendiğimiz bilgiyle çevremizdeki uyarıcılar arasında kurduğumuz bir bağlantı demektir. Yani o uyarıcılar bize var olan bilgiyi hatırlatmaya başlıyor. O yüzden uyarıcılarla bilgiyi ilişkilendirmek mekansal anlamda da o uyarıcıları zihnimizde canlandırmamıza vesile oluyor. Burada da aynı şekilde mesela o kaybettiğimiz eşyanın bulunduğu mekanı zihninde canlandırdığın zaman uyarıcılar sana tek tek hatırlatabiliyor en son nereye koyduğunu, yanında neyin olduğunu. Bu da bilginin geri getirilmesinde bir kolaylık sağlıyor. O yüzden burada kullanılan yöntem arkadaşlar nedir? Yerleşim yöntemidir. Diğer seçenekleri zaten konuşmuştuk az önce. Aşağıdaki örneklerin hangisinde bir halüsinasyon tanımlanmıştır? Şimdi halüsinasyon başlığı ÖSYM'nin sorduğu bir başlık değil. Ama bu algı süreçlerinde karşımıza çıkıyor illüzyon ve halüsinasyon. İllüzyon bir uyarıcı var ve senin o uyarıcıyı olduğundan farklı şekilde algılaman demektir. İki tane türü vardır. Fiziksel illüzyon ve psikolojik illüzyon. Ama hani halüsinasyondan illüzyona ayırdığımız nokta şurası. İllüzyonda uyarıcı var ama sen onu olduğundan farklı şekilde algılarsın. Mesela bu süreç psikolojik illüzyonsa var olan uyarıcıyı herkes farklı yanılsamalarla algılar. Eğer fizyolojik illüzyon yaşanıyorsa var olan uyarıcıyı herkes aynı yanılsamayla algılayabilir. Halüsinasyonun illüzyondan farkı ise halüsinasyonda var olmayan bir şeyi varmış gibi algılamak söz konusu. Mesela şöyle düşün, gece yatıyorsun, kapının arkasında bir mont asılı. Sen o asılı olan montu bir insan gölgesiymiş gibi algılayabilirsin. Bu bir illüzyondur. Yani uyarıcı var. Sen onu farklı şekilde algılamış oluyorsun. Ama orada bir mont asılı olmadığı halde, orada bir görüntü olmadığı halde sen orada sürekli bir insan gölgesi varmış gibi algılarsan bu artık halüsinasyon demektir. Halüsinasyonda zaten normal bir koşulda ortaya çıkabilen çok bir şey değildir. Mesela işte ilaç kullanımı,
ateşli bir hastalık geçirme, aşırı yorgunluk durumunda madde kullanımı sonucunda genelde işte olmayan sesler duymak veya olmayan objeler görmek şeklinde karşımıza çıkıyor. En çok illüzyonla karışır ama illüzyonda zaten bir uyarıcının varlığı söz konusu. Ama halüsinasyonda böyle bir şey yok. A da demiş ki mesela bir sihirbazın gösterilerini gerçek sanmak mesela bu bir illüzyondur. Çünkü sihirbazın yaptığı gösteride kullanılan bir uyarıcı oluyor. Biz onu var olan durumdan daha farklı şekilde görüyoruz veya algılıyoruz. Çimlerin arasında duran hortumu yılanmış gibi algılamak mesela bu da bir illüzyondur. Hatta psikolojik bir illüzyondur. Çünkü çimlerin arasında duran hortumu bir başkası yılanmış gibi algılar. Ben başka bir şekilde de algılayabilirim ya da öyle algılamaya da bilirim. İllüzyon yaşamaya da bilirim. Otobüs yolculuğu sırasında hareketsiz arabaları hareketliymiş gibi algılamak, hareketsiz duran bir uyarıcıyı hareketliymiş gibi algılamak arkadaşlar pi fenomen olarak karşımıza çıkıyor. Bu kavramla karşımıza çıkıyor. Pi fenomen aslında bir uyarıcı durağan olduğu halde zihninin onu hareketliymiş gibi algılaması demektir. İşte mesela reklam panolarında kayan yazıları görüyoruz. Aşağı doğru kayan, sağa doğru kayan ama orada normalde ışıklar yanıp sönüyor. Zihnin onu kayıyormuş gibi algılıyor. Ya da işte filmler, çizgi filmler buna çok güzel örnektir. Film ve çizgi filmlerde hareket olmadığı halde saniye içerisinde arka arkaya akan fotoğraf kareleri olduğu için biz onu hareketliymiş gibi algılıyoruz. Burada da aynı şekilde işte yolculuk sırasında sen hareket ettiğin için yanındaki araçları da uyarıcıları da hareketliymiş gibi algılayabilirsin. Buna biz pi fenomen diyoruz. Ateşli hastalık geçiren bir bireyin çeşitli sesler işittiğini söylemesi bu mesela halüsinasyon oluyor. Çünkü ateşli hastalık sonucunda ses olmadığı halde kendi ses duyduğunu söylüyor. Yani o nesne olarak, görüntü olarak da karşımıza çıkabilir, işitme olarak da karşımıza çıkabilen bir durumdur halüsinasyon. Suyun içine daldırılan kalemi kırıkmış gibi algılamak. Mesela burada yaşadığımız şey de yine bir illüzyondur. Ama fizyolojik bir illüzyondur. Çünkü suyun içerisine bırakılan kaşığı ya da kalemi herkes kırıkmış gibi algılar. Yani bireyden bireye değişmez. Bireyden bireye değişirse zaten illüzyon türü psikolojik illüzyon olur arkadaşlar. Çocukluk yıllarında öğrendiği şarkıyı bir gün radyoda dinleyen Oya Hanım şarkıya eşlik etmeye çalışmış ama şarkının sözlerini unuttuğunu fark etmiştir. Bu durum aşağıdaki unutma türlerinden hangisiyle açıklanır diye sormuşuz. Şimdi unutma aslında bilgi işleme kuramında açıkladığımız ama bazen de böyle ket vurma başlığıyla öğrenmeyi etkileyen faktörlerde de karşımıza çıkan başlıklardan bir tanesi. Şimdi arkadaşlar unutma aslında iki farklı şekilde gerçekleşiyor bellek türleri anlamında. Mesela biz bir bilgiyi kullanırken de o kullanma aşamasında unutma yaşayabiliriz. Bilgiyi kullanma aşamasında eğer unutma gerçekleşiyorsa o unutmanın gerçekleştiği bellek kısa süreli bellektir. Bilgiyi kullanırken. Bu Kemal Sunal'ın filmi var ya 9.999 araya o altınları sayarken biri girdiğinde kafası karışıyordu tekrar baştan saymak zorunda kalıyordu. Mesela o sayma işlemi gerçekleşirken yaşadığı unutma aslında onun kısa süreli belleğinde gerçekleşen bir unutmadır. Bir diğer unutmanın gerçekleştiği yerde arkadaşlar uzun süreli bellek alanıdır. Uzun süreli bellekte ise bilgi geri getirilemiyor. Yani geri getirmede yaşadığımız bir sıkıntı demektir uzun süreli bellekte kaynaklanan unutma. Peki biz bir bilgiyi neden geri getiremiyoruz? Şimdi geri getirdiysek zaten bilgiyi hatırlamış oluruz. Geri getirmeyi sağlayan bazı teknikler var. Mesela işte çağrışımla hatırlama var, serbest çağrışımla hatırlama var, sıra ve dizinle hatırlama var. Mesela çağrışım yoluyla hatırlama gerçekleşiyorsa sen zaten o bilgiyi çağrışım üreterek başka bir şeyle kodlamışsın demektir. Mesela işte beyaz altın deyince aklımıza pamuğun gelmesi gibi veya kara elmas deyince aklımıza kömürün gelmesi gibi. Orada sen çağrışım üretmişsin zaten. Bir de serbest çağrışım var. Daha önce aralarında bilinçli olarak bir bağlantı kurmadığın halde bilgilerin birbirini çağrıştırması serbest çağrışım demektir. Mesela şu an sana piknik deyince aklına ne gelir diye sorduğumda sen et diyebilirsin, mangal diyebilirsin, top diyebilirsin, ip diyebilirsin. Ama sen bunları daha önceden işte bana bir piknik nedir diye sorunca ben bunları söylerim diye bir bilinçli kodlama yapmamış oldum. Biz buna serbest çağrışım diyoruz. Bir de sıra ve dizinle hatırlama var. Sıra ve dizinle hatırlamada ise bilgiler arka arkaya gelir, sıralı bir şekilde hatırlanır. Mesela sayıları hatırlamak gibi, alfabeyi hatırlamak gibi. Bunlar işte bizim bilgiyi tekrar geri getirmemizi sağlayan çağrışım yöntemleri, geri getirme yöntemleridir. Ama bilgi geri getirilemiyorsa yaşadığımız şey zaten unutma demektir.
Unutmada bir bilgiyi uzun süreli bellekte silinmiyor arkadaşlar. Sadece o bilgiyi geri getirmede bir sıkıntı yaşıyoruz. O yaşadığımız sıkıntılardan işte unutma türlerini ortaya çıkartıyor. Arkadaşlar bunlardan ilki bastırma. Bastırma Freud'un kuramında öğrenmiş olduğumuz bir savunma mekanizmasıdır. Kişi işine gelmeyen durumları ya da kendini kötü şekilde etkileyen anılarını, tecrübelerini bilinçaltına itiyor ve onları unutuyor arkadaşlar. Bu bilinçli şekilde yapılan bir durum değildir. Farkında olmadan gerçekleşen bir süreçtir. O yüzden biz bu bastırmayı aslında bir savunma mekanizması olarak gündelik hayatta kullanıyoruz. Bozulma aslında şuradan kaynaklanıyor. Eğer öğrenmiş olduğumuz bilgiyi çok uzun bir süre boyunca kullanmıyorsak, süreden kaynaklı yaşanan bir unutmadır arkadaşlar. Mesela işte ortaokulda öğrendiğim bir bilgiyi şu ana kadar kullanmamış olabilirsin. Veya işte ilkokul yaşlarında ya 6'lı 7'li yaşlarda öğrendiğim bir şeyi şu ana kadar hiç kullanmadıysan tabii ki de unutmuş olabilirsin. Araya giren zamandan kaynaklı bozulma gerçekleşiyor aslında, kullanılmamasından kaynaklı. Ket vurma bilgilerin, birden fazla bilginin birbiri üzerindeki karıştırıcı ya da unutturucu etkisidir. İki tane türü vardı hatırlıyorsanız. İleriye ket vurma ve geriye ket vurma. İleriye ket vurma da yeni bilgi unutuluyordu. Geriye ket vurmada ise eski bilgi unutuluyordu. Dolayısıyla ket vurma dediğimiz şey işte iki bilginin birbiri üzerindeki bir etkisi olarak karşımıza çıkıyor. Yanlış yerleştirme bir bilgiyi yanlış öğrenmek demektir veya yanlış algılamak demektir. Aslında bir unutma türü değil bu. Mesela işte ismini sorduğunuz bir kişinin ismini söylediğinde atıyorum Ela diyor. Sen onu Eda olarak anlıyorsun, algılıyorsun. Orada bilgi tamamen yanlış bir şekilde algılandığı için yanlış şekilde öğrenilmiş oluyor. Yani yanlış bir şemalaştırma işlemi gerçekleştiriyoruz yanlış yerleştirmede. Bilgiyi değiştirmede de yanlış yerleştirmeden sonra bir unutma gerçekleşiyor. Eğer biz yanlış öğrendiğimiz bilginin doğrusunu öğrendiysek arkadaşlar, bu defa eskiden öğrenmiş olduğumuz yanlış bilgi unutulmaya başlanacak. Mesela arkadaşıma adını sordum, Ela dedi ama ben onu Eda olarak anladım, öyle öğrendim. Daha sonrasında Ela beni uyardı, benim adım Ela, sen bana Eda diyorsun dedi. Aa öyle mi dedim ben de. Adının Ela olduğunu yeniden öğrendikten sonra artık Eda adını unutmaya başladım. Benim mesela eskiden yanlış öğrendiğim Eda adını unutmam da bilgiyi değiştirdiğimin bir göstergesi olur arkadaşlar. Şimdi bunlar evet bir unutma türleri ve hepsinin ortaya çıkış sebepleri de farklı baktığımız zaman. Örneğe dönecek olursak demişiz ki çocukluk yıllarında öğrendiği şarkıyı bir gün radyoda dinleyen Oya Hanım şarkıya eşlik etmeye çalışmış ama şarkının sözlerini unuttuğunu fark etmiştir. Neden? Çünkü çocukluk yıllarında öğrendi. Çünkü unutmasına sebep olan şey belki de çocukluk yıllarından sonra o şarkıyı bir daha hiç söylemedi. Arada geçen zamandan dolayı söylemediği için de arkadaşlar bilgi ne oldu? Bozuldu. Eğer mesela söylemiş olsaydı, taze kullanmış olsaydı ki biz yaşamımızda aslında çok eski zamanlarda öğrendiğimiz birçok şeyi şu an hatırlıyoruz. Mesela adını unutmazsın. Soyadını unutmazsın, doğum tarihini unutmazsın. Çünkü hep kullanıyorsun. Bir bilgi ne kadar sık kullanılırsa o kadar kalıcılığı artar ve hakikaten de unutulmaz. Yani bunu kullanma anlamında gündelik hayatta kullanma, psikomotor olarak kullanma, bilişsel olarak kullanma, kullanılan bir bilgi asla unutulmaz arkadaşlar. O yüzden bilgiyi mümkün olduğu kadar taze tutmak gerekiyor. Siz de öyle yani ders çalışırken, soru çözerken nasıl olsa sınava daha çok var. O zaman hatırlarım dediğinizde öyle şey olmuyor işte. Yani aralarda öğrendiğiniz şeyleri mümkün olduğu kadar tekrar etmek, soru çözerek belki kullanmak daha iyi hatırlamanıza sebep olur. Sorum şöyle. Pelin coğrafya dersinde Marmara'daki tektonik gölleri olan Kuş, Ulubat, İznik, Sapanca Gölü'nü kulis olarak kodlamıştır. Yani ne yapmış aslında? Öğrenmeye çalıştığı göllerin ilk harflerini almış. Bak kuşun K'sini almış, Ulubat'ın U'sunu almış. İznik'in İ'sini, Sapanca'nın S'sini almış ve ilk harflerden kulis kelimesini türetmiş. İlk harflerin kullanımı iki tanedir aslında arkadaşlar. Biz bunu akrostiş olarak da kullanabiliriz. Akronim olarak da kullanabiliriz. Akrostişin akronimden farkı şu. Akrostişte ilk harfleri alırız. Ama ilk harflerden ya bir cümle türetiriz ya da bir şiir yazarız arkadaşlar. Alt alta koyarak. Ama yaptığımız şey akronimse öğrenmemiz gereken bilginin ilk harflerinden ne üretiriz? Kısaltma üretiriz. Mesela burada olduğu gibi. Burada ne yapmış? Göllerin ilk harflerinden kulis şeklinde bir kısaltma türetmiş. Kısaltmaların hepsi mesela TBMM, KPSS, ALES, DGS. Onların hepsi arkadaşlar bir
akronimdir. Akrostiş olabilmesi için bu ilk harflerin yanına mesela K'yi yazar, yanına özden bir cümle yazar. U'yu yazar, yanına özden bir cümle yazar. İ'yi yazar, yanına özden bir cümle yazar. Ya da bunları alt alta koyar, yine özden cümlelerle şiire dönüştürmeye çalışır. Bu cevabımız dolayısıyla akronim. Bahsetmediğimiz diğer sorularda kafiye oluşturma var. Kafiye oluşturma, öğrenmemiz gereken bilgiyi ritmik tekerleme, şarkıya dönüştürmek demektir. Şu an çok yaygın şekilde kullanılıyor. Özellikle okul öncesi eğitiminde. Mesela çocuklara sayıları, şekilleri, renkleri, meslekleri, gezegenleri öğretirken bunları ritmik olarak bir şarkıya ya da bir kafiye sürecine döktüysek arkadaşlar biz buna kafiye oluşturma diyoruz. Evet, sorumuz şöyle. Annesini börek yaparken gözlemleyen Cansu, yufkayı yuvarlak şekilde kesmek isteyen annesini tepsi yufkanın üzerine koyarak yufkayı tepsi sayesinde yuvarlak şekilde kestiğini görünce şaşırmıştır. Cansu annesine benim aklıma böyle bir şey gelmezdi. Tepsi yemek pişirmek içindir demiş. Buna göre Cansu ve annesinin bilişsel süreçleri aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir diye soruyor. Şimdi burada Cansu'nun takıldığı nokta bu bir tepsi. Sen tepsiyi amacından farklı şekilde kullanıyorsun da şaşırıyor aslında. Annenin yaptığı şey de aslında işleve takılmıyor. Yani tepsiyi tepsi olmak dışında farklı bir işlevde de kullanmaya çalışmış. Şimdi buna uygun olarak seçenekleri elemem gerekiyor. Arkadaşlar A da demiş ki Cansu işleve takılmış. Doğru. Çünkü tepsiyi ben yemek pişirmek için kullanırdım. Bu aklıma gelmezdi diyor. Burada işleve takılmış oluyor. Anne B tipi öğrenme kullanmıştır. Bu yanlış. Çünkü şimdi Wertheimer diye bir kuramcımız var arkadaşlar. Wertheimer iki tane öğrenme türünden bahsediyor. A tipi öğrenme ve B tipi öğrenme. A tipi öğrenme aslında kişinin bir problem durumunda ya da herhangi bir durumda üretici düşünerek ya da yaratıcılığını devreye sokarak kurmuş olduğu bilişsel bağlantı veya ürettiği bilişsel boyut demektir ve A tipi düşünen ya da A tipi öğrenen insanlar işleve takılmazlar. Yani bir nesneyi kendi amacı dışında kullanabilmeyi çok güzel akıla devirirler. Çünkü yaratıcılıkları gelişmiştir. B tipi düşünen insanlar da genelde bir problem durumunda ezber metodunu seçerler. Aynı yöntemi kullanmayı tercih ederler. Dolayısıyla bu B tipi düşünen insanlar da işleve takılırlar. Yani mesela örneğe baktığımız zaman Cansu aslında işleve takıldığı için B tipi öğrenmeyi kullanıyor. Anne de işleve takılmadığı için A tipi öğrenmeyi kullanmış oluyor. O yüzden Adana yanlış. Cansu A tipi öğrenmeyi kullanmış. Annesi B tipi öğrenmeyi kullanmıştır. Tam tersi olacak. Çünkü Cansu zaten hep aynı yöntemi tercih ettiği için B tipi annesi A tipi öğrenmeyi kullanmış oluyor. Cansu kavrama yoluyla öğrenme, annesi de deneme yanılma yoluyla öğrenmeyi kullanmıştır. Bunu bilemeyiz. Yani en azından şu örnekten çıkartamayız. Çünkü deneme yanılmada atıyorum tepsi yerine başka bir şey kullanacaktı öncesinde. Tek tek deneyecekti. Onu vermediği için bir şey söyleyemiyoruz. Cansu B tipi öğrenme, annesi de A tipi öğrenmeyi kullanmıştır. Bu doğru ifade. Çünkü Cansu benim aklıma böyle bir şey gelmezdi dediğinde aslında işleve takıldığını anlayabiliyoruz. Ama annenin de tepsi işlevi dışında farklı bir işlevde kullanmasından kaynaklı da işleve takılmadığını anlayabiliyoruz arkadaşlar. E dedi demiş ki Cansu ezber metodunu annesi de elimsel koşullanma sürecini kullanmıştı. Evet Cansu ezberi kullanmış ama annesinin elimseli kullandığını bu örnekten anlayamam. Çünkü pekiştirmeden işte cezadan vesaire bahsetmiyor. Bahsetmediği için de buradaki duruma gidemeyiz arkadaşlar. Evet sorularımız bitti. Umarım faydalı olmuştur. Buradan ÖSYM'in soru soruyor arkadaşlar. O yüzden bu başlıklar bizim için önemliydi. En azından bilgiyi işleme kuramı bizim için önemli. Tabii onun dışında mesela Wertheimer çıkabilir. A tipi B tipi öğrenme. Onun dışında Gestalt'taki o algı yasaları karşımıza gelebilir. Algı yasalarının özelliklerini belki tanım olarak belki bizden örnek olarak isteyebilirler. Ama belleklerden zaten soru çıkıyor. O yüzden bizim için önemli başlıklardan bir tanesiydi. Umarım sizler için de faydalı olmuştur arkadaşlar. Görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Herkes kendine çok iyi baksın. Hepinize kolaylıklar, iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.